Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan, Elmas Doğru serisinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Ergün'le birlikte yar duruyoruz yine. Haydi bakalım. Bakalım. Togi çağrı satmış. What the fuck? Çakal orada. Bak bunu çakanlardan bir tanesi. Bu çok da çakacak bir durum yok da. Elimdesin ifşa. Biliniyor zaten Küneki. Yayında açtım. Rip. Orada şakallık yapacaktı da yine de haterlar bilmiyor. Güzel yanı o. Haterlar fark edemiyor işte, böyle asıl güzel yanı o. Bakalım üst koridor dedim ben. Queen önerisinde bulunmuştum ama karşı takım Queen Grace banladı sanırsam. Üst koridorda bu şampiyonların oynanmasından nefret ediyorlar. Üst koridorun çok kuvvetli. İki tane menzili şampiyonu çünkü bu ikisi. Bakalım. Mundo açıkta, ben bunda oynamak istemiyorum ya. Çok nerf yedi bir daha. Yok ya, ben üstte oynayayım da. Mundo oynamak istemiyorum açıkçası. Nerf'ten sonra. Mundo oynamazsam da çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bir bakalım şöyle nelerimiz var nelerimiz yok seçenek olarak. Orman mayın olduğumuzu da biliyor, sağ olsun. Ormanı bırakayım istersen de. Teşekkür ederim buradan da kendisine. Ney oynayalım? Yukarıdayız. Gangplank şöyle bir, ya da Fiora seçili durabilir. Onlar dışında ne oynanabilir? Var mı senin önereceğin bir şampiyon? Ben Grace veya Queen oynarım diye düşünüyordum. Adamlar ikisini de banladı. Fiora iyi mi? Hadi bakalım. O zaman biraz Fiora ile fitlemeceler, kopartmacalar yapalım. Ne? Fiora'nın bütün kostümleri açık. Ne alaka? Koda da oynayalım. Rune kabiliyeti karşı takımın seçimlerine göre ayarlayalım. Hani rune ona göre kabiliyet. Kabiliyette peki. Şey soracağım. Savaş Şevki mi? Yıldırım Efendisi mi? Yeni şeyle sanki Savaş Şevki daha çok iş yapıyor ama bilmiyorum. Onu mu yapayım? Zırh delme. Yavaşlatılmış hedeflere daha çok vurma. İlk vuruşumuzda E ile yavaşlatıp ikinci vuruşu kritik, daha da yüksek, %2,5 daha da yüksek hasar vermek gayet iş yapacaktır. Burada da savaş şevkini seçelim bakalım. Hani kumandanın kanırsı da olabilir. Dur bakayım. Yaptığımız kritler çarçurt. Savaş şevkinde yaptığımız saldırı ve yetenekler yük biriktiriyor ve daha da çok vurmamıza sebep oluyor gitgide. Sanki iyi olabilir ya. Sanki iyi olabilir. Dur bakalım. Aynı zamanda sizlerle birlikte benim de deneysel yapacağım bir şey olacak bu. Eksik canın üzerine yenileme mi, yan kesici mi alsam? Şampiyonların üzerinde vurunca çünkü çok fazla beleş altın kazandırıyor. 10 altın. Sanırsam onu alacağım ya. Aynen. Ne oldu? Oymuş mu? Evet. EYV yazıyordum. Evet. Bu arada o kameranın FPS sorunu da çözüldü. Sanırsam giydiğim tişörtle alakalı. Bak şu an gayet güzel. Höbülü höbülü. Çok seri ve hızlı bir şekilde kayıyor yani. Şu anda bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şöyle oyunun sesini birkaç tık azalttım. Hadi bakalım. Kod adı Fiora ile yardımcı. Karşıma Shen geldi bu arada. Geçen maç mı? İki bölüm öncesinin tam ters eşleşmesi. Erken seviyede ben çok kuvvetliydim Shen ile Fiora'ya karşı. Ondan sonrasında adam Titanic Hydra ve ayakkabısını bitirdi. Mercury ve Titanic Hydra alınca, bu Haşmetli Hydra mıydı? Aynen. Haşmetli Hydra'yı alınca benim önüme geçmeye başlamıştı. Tabi benim de yaptığım hatalar beni geriye düşürdükten sonra. Bu arada sanırsam mikrofonun sesi bir miktar azaldı. Şu anda alttan biraz şöyle destek veriyorum. Şu an iyi gibi duruyor. Takımımız güzel oldu bu arada. Takımımız bayağı güzel oldu. Alan etkisi ciddi manada çok ağır. Aynı zamanda Zek zaten ağır tanki ve Ergün'ün atacağı ultilerde direkt olarak Fizz'den koruyacaktır birisini. Bayağı iyi oldu bizim takım.
Karşı takımda da Shen artı Nautilus, yine ciddi manada rahatsız edici iki tane şampiyon. İnç kabız olmayız, ne diyelim. Şöyle bir çarpma kaldı bende, rip. Ona dikkat etmedim ya. Ona dikkat etmedim. Evet, çarp kalmış. Evet, çok güzel. Bunu yazdın mı abi? Ben dikkat etmedim de. Sonrasında Skype'da yan ekrana şöyle kafamı döndürdüm. Çarp kaldı yazdığını gördüm. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. İnşallah çok sıkıntı olmaz. Zaten ya zaten ben böyle bilerek aldım. Adamın buff'ını falan çalacağım. Ama öyle bir çılgınlık yapabiliriz üzerimizde çarp olduğuna göre. Kasat noktaya yine girelim. Birazcık şey oldu. Şanssızlık mı diyelim. Unuttum ya, unuttum. Rün kabiliyeti falan ayarladık şampiyonlara bakarken, onu unuttum açıkçası. İnşallah çok büyük sıkıntı olmaz. Ya rün kabiliyet değiştirmeyi unutmaktan daha zararlı olacağını düşünmüyorum. Işınlanım olmayacak. Işınlan tabii etkili bir yetenek. Ama ve lakin dur bakalım. Shen bu arada Elmas Ligi için serilerde. Bizde Lucian Elmas için serilerde. Zek de Elmas 2 için serilerde. Şu an bizim envarımız bayağı bir yükselmiş olsa gerek ki. En düşük platin seviye platin 1, onlar da biziz zaten. Sen bu arada bu maçı yenersek seriye çıkacaksın. Ben de bundan 2 zafer lazım bunun üzerine sanırım bana seriye çıkmam için. Shen 100 binde bir kritik şans. Üzerine zırh büyü direnci, fiziksel hasar. Bu arada Shen'in kabiliyetlerine de bakalım. Öyle devam ederim. Ekstra hasar almış. Hasar takasında da kendisine can dolduracak olan zımbırtıyı almış. Ben çarp unutmuşum. Sorry. Kırmızısını çalabiliriz. En azından kırmızısını çalabiliriz ya. O unuttuğum çarpı kullanma amaçlı. Bilmiyorum. Ormanda fiz olacak. Aslında kırmızı çalmamız da bayağı bir etkili olacaktır adamın baskınlarını zayıflatma amaçlı. 390 hasar buradan geliyor. Şeye söyleyeyim. Rice. Kırmızılarına yardım edebilir misin? Eşim benzerim yok. Seslendirmesi güzelmiş lan bunun. Evet. Okey. Etmeyecek gibi duruyor. Minyonlar harekete geçti. Şunları sıralamasını yapalım. Corki ortada. Corki mid bu aralar bayağı favori bu arada ya. Çok fazla görüyoruz. Çok fazla görüyoruz. Kendimi ormancı diye koyacaktım aşağı. Valla bunu köyle bir şeyi vurursak bekleme süresi azalıyor, aynen. Bunu alabilirim diye düşünüyorum da. Seviye 2 olacağız. Potu kullanalım. Yalnız bunu alamazsam çok ağır fail olacak. Alabildim, tamam. Güzel. Gayet güzel. Bunu kestikten sonra bu arada muhtemelen 2 olamayacağım. Çünkü orman eşyalarıyla alakalı bir durum. 2'ye çok yaklaştık. Adamın kırmızısını aldık. 2 tane, 3 tane de pot alacağım. Birkaç tane minyon kaybedeceğim. Oradan o deneyim puanı ve parayı karşılayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu Rise kardeşimizi bu arada şöyle bir bloklayalım. Kendi kendine takılmaya devam edebilir. Kendisi. Haydi bakalım. Fizin kırmızı yok. Onu bir söyleyelim. Adam oradan deneyim puanı alamayacak. Muhtemelen şöyle bir rotasyonla 3 olup kırmızıya gidecekti. Birazcık şaşırtıcı bir hamle olacak onlar için. Şu minyon öldüğünde deneyim puanını alabilirsem onun, ki aldım. Tamam. Çok güzel. Aman. Aman.
Öldüm ya. Zek onu kesti sanırsam. Tamam, güzel. Word ya Word, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zek şu Shen'in Q'sunun hasarı çok yüksek. Ciddi manada çok yüksek. Kaç vurmuş adam ya? 365 vurmuş. 2-3 tane saldırı yaptı. Burada alacağım şey benim pot olacak. Başka bir şey yok. 300 altınım var çünkü. Koridora geri bir yardıralım. Seviye olarak bir miktar geri düştüm Shen'den ama geri gelmeye çalışacağız. Ne yapalım? Yolu suçuna çarpatayım mı? Yok. Almış zaten. Şu çarpı en faydalı nasıl kullanırız? Koridorda araba minyon kaçırmamaya kullanacağız. Ne yapalım başka? Yapacak bir şey yok. Şuraya bir totem bırakalım. Şimdi bu altını açtığı W ile benim düz vuruşlarımı engellediğinden dolayı çok büyük sıkıntı çıkartıyor orada. İki tane yaptığım düz vuruş benim kritik artı yavaşlatma üzerine kritik onları engelliyor. O da bana sıkıntı yaratıyor tabi. Ölebilirim burada yavaşlatırsa. Yavaşlatmadı. Tamam. Yavaşlatarak beni şey yapsaydı orada öldürebilirdim onu. Adam burada halen. Geri döndü. Burası kule dibine ittirecek. Buradan artık alabildiğini alacak. Alamadığını alamayacak adam. Bu tarafı doğru da ittirmeye başlayacak koridor. Güzel, onu da kaçırdı. Onu da kaçırdı. Onu alır. Onu da kaçırdı. Güzel ya, güzel. Adam şu an kule altında minyonunu güzel güzel kaçırmaya devam ediyor. İlk olarak E fulleyeceğiz bunda. Hasar güzel çıkartıyor. Ama aynı zamanda bu minyonlar da adamların minyonunu kesiyor bir miktar. Oradan biraz sıkıntıdayız. Şunu bir kapatayım. Sen çok hiç şey yapmayacağım. Q'sunu bastıktan sonra adamla savaşmayacağım. Ciddi manada çok fazla vuruyor çünkü. Şöyle bir tane düz vuruş yapıp 16'ımızı alalım. Bu oyundan düştü sanırım ya. Vurmayalım. Yo, ultiye bekliyor, ultiye bekliyor. Ben şu an bayağı zayıfım adama karşı. Adam 6, ben 4. Aşağıda kule dibi olabilir. Dikkatli olun. Anlamadım yani tam olarak ne yapmaya çalıştığını adamın. Güzel, beni burada yalnız ve rahat bırakmış olması beni mutlu etti açıkçası. Kafam rahat yani. Ama Shen ultisine dikkat etmeniz lazım. Fizz de geliyor. Fizz de geliyor. Muhtemelen onu şey yapacaklar. 4 kişi aşağı inecekler şimdi. Okey. Shen ışınlanarak buraya geldi. Shen TP. Tamam, bozmaya gelmedi geri dönüşümü. Burada şimdi almak istediğim eşya bu. 20 altınlık bir eksik var orada, onu da bekleyelim Vez'de. Yani yapacak bir şey yok orada, daha çok durarak sıkıntı yaşayabilirdim. Görmedim ben ulti bastığını, bilmiyorum, emin değilim. Cevap verdiyse görmedim şu adam blokladığımdan dolayı. Ama ışınlanı yok, ondan eminim. Adamın ışınlanı olmadığından eminim şu anda. Adam mı vurdu onu ya? Minyon almaya atmıştım onu. Çok güzel lan.
helal. Keskin kılıç, keskin zeka. Ultimiz var şu anda, bu adamla savaşabiliriz açıkçası eğer üzerimize saldırırsa. Açamadım mı ben onu ya? Helal. Neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum adam. Sanırsam orada yiyeceği bir sonraki düz vuruşu hesaplayamadı diye düşünüyorum. Öldü mü? Neyse, asist almış oldu. Rip kill. Kim, Shen mi? Ha. Vallahi yapabileceğim bir şey yok kanki. Adam kule altında öldü. Ben hani DC olduğunu bir oyundan düşmüş gibi oldu. Dokunmadım adama ama kule altında yapacak bir şey yok. Vurmadan öldü adam. Elimde olan bir şey yok. Korki de kule altı girdi, o da öldü ardından. Ultisi gelmiş olabilir bu arada. Dikkatli olun. Çok güzel bomba var ya orada, savaş değiştiren bir bomba mı? 50 can. Rip. Işınlanım olsaydı atardım şimdi. Natürüs'ün sıçrası seninle aynı anda gelecek. Onları kılıçtan geçir. Shen bu arada seviye olarak benimle aynı seviyeye geldi sonunda. Yani ben ona yetişebildim diyeyim. Ne kaba bir dövüş tarzı. Bu şu kabiliyeti niye aldım? Yani milyon kaçırdıkça bir altın kazanayım diye değil tabii ki. Menzilli olmadığınızda 10 altın kazandırıyor. Düz vuruşlarınız 10 altın kazandırıyor karşınızdaki adamı vurdukça. Ve onun bekleme süresi düşük. Hani her skor aldığımızda %5 can doldurmak mı yoksa bu mu diye düşünebiliyoruz. O ikisinin arasında ben bu tercihi ilk defa yapıyorum. Hani çok da kötü değil gibi duruyor. Dur bakalım. Bu adam galiba oyundan direkt olarak düştü ya. Bayağıdır koridorda değil. Ben şöyle işareti de vereyim ama. Muhtemelen oyundan düştü adam. İkinci olarak Q folemek daha mantıklı duruyor. Ben de buradan kuleyi alıyorum şu anda. Korki zaten ortada. Durdurulamıyor. Güzel. Bu şekilde hani bu maçı kazanırsak eğer, sen elmas serisine çıkıyorsun. Ben de bir maç uzağındayım elmas serisinin. Öyle olacak yani. Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı karıştırmışsın. Balığı yedi. Rip. Takımından biri Fizz muhtemelen buraya geliyor. Gelirse onunla bir savaşabilirim aslında. Kırmızı falan var mı? Bir tane daha kırmızısını alalım. Yok. Kırmızı çarpı var. Bununla aslında savaşılır ya. Savaşılır. Şimdi E'si dönsün. E'sini üzerime atsın. Üzerime attığında yavaşlatma bırakacak ya. Hem hasarı sileceğim hem de W ile sersemleteceğim adamı. Öyle bir beklentim var. Kırmızı çar alayım mı ben de? Şeklim olur. Adam E ile benim üzerime atlamıyor bile. Abi.
Flash'ını gömdü ya. Temiz öldüm. Çok temiz öldüm. Benim bir de eşya almam lazım. Şöyle bir eşya alımı yapalım. Eşyayı bitirdim löpürt diye. Çok para vardı 2000. Yanına bir de sürat çizmesi bir tane, yani adı üzerinde çarık. Onu gömelim. Ejder'e doğru gidelim ya. Ben doğunca ejder'e doğru yöneleceğim. Bir de şunu şöyle mavi yapayım. Aldı ya lan. Helal. Helal. Adamın üzerine ping diyor bir de. Takımından biri katledildi. Çok güzel öldü. Yoldayım. Zaç kardeşimiz olaya girişti. Çok güzel. Shen bu arada gelmiş. Güzel bir katliam. Yeni bir tür muhtemelen açamayız ama şu kuleyi açıp ejder dönebiliriz veya şimdi de ejder dönebiliriz. Şuna da çarpı atmayacağım ihtiyaç. Ejder alırız çarpı. Of çok vuruyoruz. Bir ara keyifli bir çar. Ne zaferinden bahsediyorsun? Savaşlar. Bu arada şöyle bir olay var. Haşmetli Hydra düz vuruş animasyonunu sıfırlayan bir eşya. E'sinin menzili gözükmüyordu, onu düzeltmişler. O neydi lan? Bak onu göstereyim şimdi. Şurada göstereceğim. Düz vuruş üzerine Hydra ile bir tane daha hızlı düz vuruş. Bu diğer Hydra'da olmuyor bu olay. Bunda oluyor. Aynı zamanda E'miz de aynı olayı yapabiliyor. Ondan dolayı kırmızı üzerine göstereyim. Şimdi koridorda rahat vermezler. Çaktırmadan bir de kırmızı gömeriz. Gerçi kırmızıyı ben almayayım ya. Lush'un alsın. Bayağı kastı. Bir rakip fark edildi. Eşim benzeriniyor. Burada ben biraz yemleyebilirim şeyi. Küstah köylüler. Korki senin arkanda. Ultin var mı? Çok güzel. 10 numara. Araba minyonu da göstereyim bak. Düz vuruş. Hydra. Nasıl? Çok seri bir şekilde pıt 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 3 tane bir düz vuruşu 3 düz vuruşu bir düz vuruş süresinde yapabiliyorsunuz bu şekilde. Güzel oluyor. İyi oluyor. Bayağı güzel oluyor ya. Öneririm. Tamam güzel. Ben bu karakterin ultisini kullanmaya hiç alışkın değilim. Mesela yukarıda Shen'e öldüğüm bir nokta vardı. Ultinin şeyini açamadım bir türlü. Dördüncü vuruşu bir türlü açamadım. Onu nasıl oynanıyor bir türlü şey yapamadım. Kavrayamadım açıkçası Fiora'da. Öyle bir kötülüğüm var. Şimdi Q yeteneği adamın işaretli olduğu yöne doğru bizi götürmeye çalışıyor her zaman için. Şu şekilde, şu yuvarlak içinde. Onun dışında pratik istiyor sanırsam ya. Heh, ölürse eğer şöyle kafa rahat bir şekilde can doldurabiliriz. Adamın E'sini yemlemeye çalışıyorum bu tarafa doğru da. Tamam, çıktım ben buradan. Bunu diğer Hydra'da yapamıyorsunuz. Diğer Hydra düz vuruş animasyonu yerine Hydra animasyonu yapıyor. Bu Hydra'da düz vuruş vurdurtuyor. Animasyon sıfırlayarak da.
Düz vurarak kesti ya. Çakal. E'si ile zaten 3 kere pıt 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 hasar veriyor. Çok seri bir, yarım saniyede bir sanırsam hasar veriyor E'si. Bir de düz vurarak gömdü üçlünün şeyiyle. Buna neyi kasayım ben? Şöyle bir eşyalardan bakalım. Hasar. Sterak kasılabilir aslında. Sterak kasayı o biraz defansife girer gibi duruyor. Genelde buna ne alınıyor? Kana susamış iyi gider mi? Karabalta mı? Okey. Ben şu ayakkabıyı bir ne ayakkabı alalım? Hızlı ayakkabı alalım. Karabaltanın da alt eşyalarının ikisini alabilirim sanırım şu an. Aynen öyle. Buzluğan deneyebilirsin diyor. O zaman buzluğan deneyelim. Mantıklı geldi. Yavaşlatıyor ya. Hasar. Dur lan, zırhtaydı o. Direkt olarak alabildim. Alıyorum. Buzluğanı denemedim. Mantıklı geldi aslında. Güzel bir yavaşlatma sağlayabilir. Ki zaten oyunu neredeyse kazandık. Hatta oyun sanırım bitti şu an. 20 saniye sonra sur verebilirler. Bir deneysel olabilirdi. 19. dakikada böyle bir oyun durumu da olabiliyor böyle. Ne diyelim? Hiçbir şey yok. Zaç kardeşimiz ateş etti bu arada ya. Harbi ateş etti. Benim dışımda herkes ateş etmiş gerçi de. Ben biraz daha orman severekten onun neler yaptığına şöyle bir bakmaya çalışıyorum. Ciddi manada ateş etti. GG. All chat kapalı. Zaş kardeşimize bir honor verelim ya. Honor verelim. Şöylece size ekranı geçirebiliyor muyum? Niye geçmiyor? Geçer lan. Bir dakika, takıldı şu an. Give me a second. Şu an geçmesi lazım. Ha, aynen geçti. 25 puan geldi bu arada. Şu elemanı şöyle blok listemizde güzel bir noktaya yerleştirerekten bir de şöylece reportluyorum. Onun dışında Zaş kardeşimize ben takdirlik oyuncu vereceğim. Harbiden ateş etti ve ciddi manada yardırdı. 76 puandayız. Şimdi şöyle bir rahatsız edicilik var. Hani merak ediyor insan, 24 puan kazanırsam gelecek mi gelmeyecek mi? 24 gelmeyebilir çünkü çok yüksek bir puan. 25, 26, 25 geldi. Bu maçta da eğer 24 veya 25, hani 24 üzeri bir şey gelirse Elmas Ligi için serilere çıkacağız. Tabi kazandığımız senaryodan bahsediyorum. Bu arada Ergün de Elmas Ligi için şu anda seriye çıktı. Değil mi? Çıkmış olman lazım. Şöyle bir senin profiline girip bakacağım. Aynen. Çarplı üst koridor Fiora. Eski metayı sezon 6'da oynama keyfisi. Yukarıya kırmızı çarp alıp duruyorlardı ya, şu kırmızı çarp geldiğinde çok OP iken. Aynen öyle. Dur bakalım, şu anda sen serilerindesin. Ben de serilere bir maç uzaktayım yalnızca. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Elmas Doğru bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.